Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Öncelikle borsayla başlayalım. Şimdi borsamızda bildiğiniz gibi bir takım balon hisseler var. Ve bu balon hisseler balon oluşurken endeksi de tabii ki pozitif yönde etkiliyordu. Ama endeks pozitif etkilendiği için de başka hisseler de yükseliyordu. Özellikle bizim cazip hisseler videolarındaki hisseler de yükseliyordu. İşte bunlar tabii ki balon sönmeye başladığı zaman endeksi de negatif etkiliyor. Ama bir yerden sonra o negatif hava diğer bütün hisselere de hemen hemen hisselerin çoğunluğuna diyelim yansıyor. Çünkü bazı hisselerde yükseliş devam etti bugün de. Özellikle bizim cazip hisseler videosundaki bazı hisseler yükseldi. Yani bir gayrimenkul yatırım ortaklığı var ki süper gidiyor. Yani bu tip şeyleri göz ardı etmemek lazım. Yani çünkü böyle bir bakış açısı var. Çarpık bir bakış açısı var. İşte bu balon hisseler sönüyor. O yüzden endeks düşüyor ama aslında hisseler çıkmaya devam ediyor gibi. Hayır, öyle olmuyor işte. Psikolojiyi değiştiriyor piyasadaki. Ve burada da size göstermiştim, yani özellikle bu haftalıkta RSI bantlarından bahsetmiştik. RSI bantlarında şöyle işte RSI bantlarında eskilerde mesela şu geçen sene Aralık ayındaki yükselişte değdiği yerlere işte 5000'e yakın bir yerde değecek gibi gözüküyordu. Nitekim o şekilde de oldu. 5000 civarında bir yerde değdi. O 5000'i zaten daha önceden vermiştik biz. Ve bakın geriye dönük de baktık. Yani bir şurada 2013'te var dedik. Bir de işte o 1999-2000 yükselişinde şöyle ciddi bir şey vardı. Bir de Tom DeMarc Sequential'da 9. hafta 9 hafta yükseliş oluyor. Ondan sonra düşüşler geliyor diye onu da söylemiştik. 9 haftada yükseldi. İşte uyumsuzluklar vesaire de oldu. Tamam, yani bu kadar çok şey olunca haftalıkta illaki günlükte de olmasını bekliyoruz. İşte günlükte 4913 bizim Super Trend'deki takip ettiğimiz seviyeydi. Bu kırıldığı zaman günlükteki Kaufman hareketli ortalaması da 4929 da bulunuyor. O haydi haydi kırılmış olacaktı. Kırıldı. Şu şekilde de geldi. Normal hareketler. Normal hareketler. Ne diyoruz? Uzun vadede zaten kazandıracak. Ve bazı hisselerde düşmeyebilir ya da çok sınırlı düşebilir. O yüzden bütün elinizdeki her şeyi boşaltmanızı gerektirecek bir durum değil. Ama bazı hisselerde tabii ki özellikle balon hisselerde çok daha fazla düşler olacak ama bizim zaten balon hisselerle işimiz yok. Yani benim takipçim bilir. Ben her zaman hakkında rapor yazılan ve de analistlerin beğendiği hisselerin arasından seçiyorum ve de ucuz olanlarını seçiyorum. Sizlere biliyorsunuz. Diğer hakkında rapor yazılmayan hisselere zaten bakmıyoruz bile. Onlar da çünkü her türlü numara olabiliyor. Şu şekilde günlükte de işte biraz günlükte çıkabilirdi. Yani o beni biraz endişelendiriyordu ama yani bu şu Doji ile birlikte zaten 1 Aralık'ta gidişat 3 aşağı 5 yukarı belli olmuştu. Şimdi şöyle günlükte 4780 şurası bir destek. Oraya kadar da olmuş hareket. Hareket oraya kadar da gelmiş. Orada destek bulmuş görünüyor. Bakın şurası 4780 destek bulmuş görünüyor. Bunun altındaki destek 4455. Yani buraya kadar sarkma ihtimali var. Yani bu buraya kadar yaptı. Buradan yukarı döndü de olabilir veya bu aşağı doğru da devam edebilir. Bu yukarı dönmeden 2 saatlikte de hareketli ortalamayı geçmeden alın önermem size. 2 saatlikte hareketli ortalamayı yukarı doğru geçtiğini, üzerinde de 2 saat kaldığını görmemiz lazım. Yoksa önermiyoruz arkadaş. Bu şaka, bu kadar yani. Borsa böyle. Ama zaten alternatiflerin içerisinde zaten iyi. Borsa ne yapacaksınız? Şimdi dolar alayım deseniz işte bir rezervler artmış. Biraz bir yerlerden bir şekilde paralar bulunmuş. Daha bu Aralık, Ocak idare eder. Hatta belki Şubat'ı da götürebilir. O yüzden dolarda da öyle bir
bir sert bir yükseliş beklememek lazım. En azından Şubat'a kadar, Mart'a kadar belki beklememek lazım. Ondan sonrası artık Allah bilir. Acayip işler olabilir o tarafta. Altın tarafında yükseliş bekliyoruz. Altın cazip hale gelebilir ama altının cazibesi borsanın cazibesini biraz aşağı çeker. Fazla bir şey olmaz. Başka da bir alternatif bir şey kalmıyor. TL yatırım yapacağınız zaman işte GES diye bir şey icat ettiler. Abuk subuk. Altın sertifikası diye bir şey icat ettiler. O da abuk subuk. Neden abuk subuk? Şöyle bir kere yani altın alıp satmak isteyen adam için düşünülmüş belki. Altın alıp satmak isteyen adam bu işi Forex'te yapmalı. 24 saat açık piyasa zaten. Yok ben onu Forex'te yapmayacağım. Peki buradan yapacaksın. Güya böyle komisyon vermeyecek ya. Çok talep olursa bu hisse senedi gibi değerlendiği için gram altın fiyatının üzerinde bir bedel ödenmesi gerekiyor. Yani burada gram altın bugün nedir? Altının gramı 1067 liraymış. Çok talep olursa, o yeterince de satıcı olmazsa siz belki 1070 liraya, 1075 liraya alacaksınız. Satacağınız zaman da az talep olursa o zaman o 1067 olanı belki 1050'ye satmanız gerekecek. Bu saçma sapan bir şey yani. Yani altın alacak adam alıp tutacaksa zaten bankadan alabilir. Alıp satacaksa da bu işi Forex'te yapmalı. Değil mi? 24 saat açık piyasa. Kar alanı koymalı, stop loss'unu koymalı. Her şeyini düzgün bir şekilde ayarlayarak yapabilir. Bu acayip bir şey. Bir de üstelik fiziki teslimat yapacağız dediler. Onu da ama ilk fiziki teslimat da işte Mart'ta olacak dediler. Ama bir komisyon vereceksiniz demek. Komisyonun ne olduğu da belli değil falan. O yüzden kesinlikle tavsiye etmediğim bir şey. Yani borsaya böyle bir alternatifler fazla yok her ihtimalde. O yüzden illaki yukarı gidecektir. Şimdi altından bahsettik. Altından Amerikan 10 yıllıklarla devam edelim. Altından bahsediyoruz madem. Şöyle Süper Trend'i kapatalım. Amerikan 10 yıllıklarda şöyle efendim haftalıkta şu Kaufman çizgisine kadar geldik. Şunu kapatalım. Kaufman çizgisine kadar, hareketli ortalamasına kadar geldik. Burası kırıldığı zaman rally başlıyor. İşte burasında kırılmasına ramak kaldı. O yüzden altın alın arkadaş, altın alın. Yani bugün alınabilirdi. Soranlara söyledik. Altın yukarı gitmeye başladı yeniden. Düzeltmesini tamamladı dedik. Altın alın, tutun ondan sonra. İşte şöyle günlükten de göstereyim. Şu 1803'ü kıramadı. Buradan bir geri çekilme olur dedik. Oldu. Şu 1767 destek oldu. Olmasını bekliyorduk. O da oldu. Biraz daha aşağılara sarkma ihtimali vardı belki ama artık onları bilmemize imkan yok. Bundan sonra altın alın diyoruz. Altın alın, oturun ve her zamanki klasik sorulara da şöyle bir cevap vereyim. Biliyorum bazıları çok sıkılıyorlar bunlara cevap vermemden ama çok da bana sorulduğu için ben de sıkılıyorum. Hiç değilse buradan söyleyeyim de bir de Twitter'dan falan 10 kere sormasınlar. Gram altından bahsediyoruz. Gram altın mı alayım, ons altın mı alayım? Fark etmiyor arkadaşlar. Aldığınız şey farklı bir element değil. Ons altında alsanız, gram altında alsanız bunun getirisi aynıdır. Biri TL olarak bakıyorsunuz, biri dolar olarak bakıyorsunuz. Ons altın nereden alabilirim? Vakıfbank'tan alabilirsin. Efendim bildiğim kadarıyla HSBC'den alabilirsin. Bazı katılım bankalarından falan alabilirsiniz ons altın. Ya da işte Forex'te hesap açıp alabilirsiniz. Gram altını da alabilirsiniz. Yani bir sakıncası yok. Bankadan alın. Efendim bankada çok makas var. Biz o yüzden alamıyoruz. O zaman almayın. Altından işiniz olmasın. Yani gidin Forex'ten alın veya o şekilde altın sertifikasını önermedik çünkü. Fiziki olarak almak istiyorum. Cumhuriyet altını alın. Cumhuriyet altını alabilirsiniz. Cumhuriyet altını almıyorsanız o zaman 1 kiloluk altın alın. Çünkü daha küçük gramajlarda gram altın fiyatının bayağı bir üzerinde %5, 6, 7 mis kadar üzerinde bir fiyata alabiliyorsunuz ve altın aynı şekilde de altında bir fiyata yani %5, 6, 7 gibi daha düşük bir fiyata gram altının satmanız gerekebiliyor. O yüzden 1 kiloluk altın alabiliyorsanız alın. Efendim ben 1 kiloluk altın nasıl alayım? 1 milyon 68 bin lira olması gerekiyor bu tabii ki.
Demek ki değil mi? O zaman cumhuriyet alacaksın yani. Başka bunun yolu yoktur. Ya da işte bir sarraf bulacaksın. Çok fazla böyle üzerine koymuyor olacak. Yani onlar o yüzden benim bildiğim işler değil. Gidin kapalı çarşıda bu işi çok iyi bilen adamlar var. Bakın gram altın kaç paraymış? 1068. Size ne kadar satılıyor? 100 gram alacaksınız. Ha, tamam. Demek ki 1068'i 100 ile çarpacaksınız. Bir de size verilen fiyata bakacaksınız. Aradaki komisyon ne kadar anlayacaksınız, değil mi? Herkes matematik biliyor yani. Bilmiyorsa da zaten bu işlere girmesin. Peki gümüş. Altın yükseliyorsa gümüşün de yükselmesini bekliyoruz. Daha da fazla yükselmesini bekliyoruz. Gümüş de anlayabilir. Ama gümüş kesinlikle fiziki alınmaz. Çünkü oradaki komisyonlar, fiyat farkları astronomik olabiliyor. Yani özellikle bu pandemi zamanında, kapalı çarşının kapalı olduğu zamanlarda inanın %20'ye 30'a varan farklar vardı. Külçe gümüşle gram gümüş arasında. Yani böyle kriz zamanlarında çok büyük bir primle satın alıyorsunuz ve çok büyük bir iskontoyla da satmak zorunda kalıyorsunuz. Kriz zamanlarını düşünerek fiziki almayın. Bu böyle. En güzeli bankadan gram altın almak. Ama alıp satmak isteyen adam da Forex'te bu işi yapmalı. Öyle ben işte bilmem ne Z Gold aldım, yok altın sertifika. Bunlar boş işler yani. Tavsiye etmiyoruz, sormayın. Amerikan piyasasında şöyle Dow Jones hareketli ortalamaya kadar geldi. Biraz daha inebileceğini düşünüyordum. Ama bu şekilde yani buradan yukarı dönüyorsa, yükseliş devam ediyorsa Amerikan piyasasında da tekrardan alım yapılabilir. Pozisyonlara ekleme yapılabilir. S&P'ye de bakalım. S&P'de bakın hareketli ortalamaya kadar çekildi. Yani şöyle 3904 gelebilir dedik. Değdi oraya bugün sadece. Değdi. Belki kapanışa kadar tekrar biraz daha inebilir yani. O şekilde takip edeceksiniz. Şimdi bundan sonra Cuma günü, önümüzde Cuma günü Amerika'da üfe açıklanacak. Şimdi üfenin de bayağı bir düşmesi bekleniyor. Ne kadar düşmesi bekleniyordu bakayım. Şuradan Cuma günü üfe. Ha, evet, %8'den %7,2'ye düşmesi bekleniyor. Bayağı bir düşüş var ve güzeldi yani. Bu zaten beklediğimiz bir şeydir. Beklediğimiz bir şeydir. Neden? Çünkü petrolde öncelikle düşüş bekliyorduk. Değil mi? Petrolde düşüş bekliyorduk. 80 dolara mı geldi bugün? 79-89 dolara geldi. Petrol iyi. Benim beklentim 69 önümüzdeki haftalarda gelmesini bekliyoruz. Bu zaten enflasyonu aşağı çekiyor. Bir de neyi bekliyoruz? Bir de Bloomberg işte bu şey var. MTI endeksi var. Bloomberg MTI endeksinde de bayağı bir düşüşler oldu. Onlar da işte şöyle savaş öncesi seviyeye de geri geldi. Ukrayna Savaşı. Bütün bunlar Amerika'da üfeyi aşağı çekecek faktörler, güzel şeyler. O yüzden bu üfede güzel bir beklentiyle altında yükselişler gelebilir. Cuma günü de artık bayağı bir bu üfeyle birlikte yükseliş başlar diye düşünüyorum. Yani bugün bile başlamış olabilir zaten. Daha sonra haftaya Fed var ve TÜFE var. Yani hem TÜFE hem Fed falan böyle artık o Noel Baba rallisinin başladığını herkes görmüş olacak diye düşünüyorum. Öyle bir güzelliği olacak bunun. O yüzden altın alınacaksa işte güzel yani. Bugün buralardan alın, gram altın alın. Diğer şekillerde alacaksanız da o zaman Forex'te hesap açın. Forex'ten al sat yapın. Çünkü kar al da koyarsın. Stop loss da koyarsın. İş süren bilmem nesi de yaparsın. Her türlü şey yaparsın. O şeylerde, sertifikalarda falan saçma sapan şeylerde olmaz o işler. Böyle yani Amerikan piyasasına da girmek için bugünü de bir bekleyelim. Bakalım yukarı dönüyor mu? Dönüyorsa veya daha fazla düşmüyorsa diyelim bu hareketli ortalamaların altına. O zaman yarın Amerikan piyasasında da girilebilir. Bu da fonla yapmanızı öneriyorum. Normalde ben Türkiye'de hisse senetleri için fon önermiyorum. Fon sorularına da cevap vermiyorum. Çünkü ben kendim hisse senedi öneriyorum size zaten. Cazip hisseler videosu yapıyoruz her ay. Bunun için de bir emek veriliyor.
ve orada bu hisseleri alın diyorum ben. Yani onları alacağımıza ben onlarla ilgilenmiyorum arkadaş. Ben fon alacağım ama hangisini alayım dediğiniz zaman bu tabii şık olmuyor, değil mi? Ya çünkü bu ben senin yaptığın işe pek o kadar önem vermiyorum demek oluyor. Artı fonun şöyle bir dezavantajı var. Şimdi satın denildiği zaman o günkü kapanış fiyatından satılıyor. Gün içerisinde satamazsınız. Aldığınız zaman da akşamki kapanış fiyatından alacaksınız. Bu da güzel bir şey değil. Zaten tamamı da hisse senedine yatırılmıyor. Bir kısmı böyle kenarda kalıyor, repo mepo oluyor falan. Güzel olmuyor yani fon işi. Ben kendim fonum olsaydı, yani bir fon yönetiyor olsaydım, onu önerirdim size. Çünkü o benim hisse senedi önerimden örtüşen bir şey olurdu. Onu önerirdim ama kendim yönetmiyorsam, kendim size hisse senedi öneriyorsam o zaman fon önermem. Ama Amerika için öyle bir cazip hisseler videosu yapacak halim yok. Çünkü oradaki mantık Amerika'da çalışmıyor. Bu da defalarca soruluyor. O yüzden her ne kadar sürekli olarak bu sorulsa da ben de her defasında da hayır öyle bir şey yapmak mümkün değildir diyorum. O zaman yani onları takip eden buradaki Türkiye'deki fonlardan alabilirsiniz. Alın. Dursun. Güzel. Bir sıkıntı yok yani. Bu şekilde yani bugün biraz daha iyi hissediyorum. Çok fazla sizlerden geçmiş olsun mesajları geldi. Dün çok yorgundum. Bugün de bayağı yorgundum. Aslında sabah videosunu da yapamadım. Hepinize tek tek teşekkür etmek isterdim ama mümkün değil. Çok fazla mesaj var. Bir kez daha teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Bugünlük de bu kadar.